is Yes. şimdi buradan birini getireceğim değil mi? Zuba. Schlecht. Schlecht. Er ist allein. Allein. Er ist allein. O yalnızdır. Çok güzel. Başka? Yapayım mı? Yap bakalım. Ich bin jung. Ich bin jung. Harika. I'm young. Ben gencim. Harika. Güzel. Herhangi bir nesne düşünün. Herhangi bir nesne. O nesneye ait bir sıfatla onu bir cümle yapalım. Mesela. Dokuzlar için yapıyorum şu an. Der Bleistift. Neydi Bleistift? Kalem. Yes. Kurşun kalem. Ist. Ne yapalım? Ist. Klein. Nein. Hard. Çok sert bir kalem bu gerçekten. Du bist stark. Gizem. Yazmış. Du bist stark. Bu güzel bir cümle oldu. Sen güçlüsün oldu. Evet. Şimdi nesne ne yapıyoruz? Herhangi bir nesne. Ne diyebiliriz? Ben yapabilir miyim hocam? Yap bakalım en az. Mein Schultasche ist Meine Schultasche. groß. Taşı. Ist. Ne dedin? Groß. Groß. Harika. Meine Schultasche ist groß. Evet, Berkay. Das Auto ist Schnell. Das Auto. Auto ist schnell. Harika. Evet, Zeynep. Das Kissen Bu da 9-11'lere ait bir isim. Kissen. Ne kissen? Söyledi arkadaşlar bilsin. yastık. Evet, yastık. Vay. Oo, Zupa. Weich. Çok zor bir kelime arkadaşlar. Weich. Ay, bir de h var arkadaşlar. Weich. Yumuşak oluyor. Çok güzel. Evet, harika. Çok güzel. Bunlarla edatlarla yapmayalım şu an. Dokuzlar bilmiyor daha. Sıfatları da. Hepsini yaptık. Evet, çok güzel. Das Fenster, evet. Gizem'den geldi şimdi. Das Fenster ist schön. Büyük yazılır Gizem. Cümlenin başı bir de isimlerimiz her zaman büyük. Das Fenster ist schön. Pencere güzeldir. Harika. Evet, bu da bitti. Sıfatlarımız. Gerçekten çok güzel sıfatlar her zaman işe yarıyor arkadaşlar. Bir tane yandım. Tamam. İngilizce ile çok benzerliği var diyoruz arkadaşlar bunların. Geçiyorum. Evet, yine bir hikayemizle beraberiz. Bu sefer çok tanıdık bir hikaye. Bir bakalım. Hemen bir şeyi çevirelim arkadaşlar. Adı nedir? Başlığımızı. Zaten Ver anlamışsınızdır. parayı al. Resimlerden anlamışsınız zaten arkadaşlar. Evet. Wer bezahlt, der darf auch pfeifen demiş arkadaşlar. Wer bezahlt? 11'ler bilir. Bezahlen fiili arkadaşlar. Ne bezahlen? To pay. Yerinde durun. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. To pay. Üçüncü ünite. Alışveriş yapıyoruz. Alışveriş yaptık ve sonra ne yapıyoruz tabii ki de? Kasada. Fiyatını ödemek. Evet, ödemek. Bezahlen arkadaşlar. Ödemek. Ne diyor? Wer bezahlt? Wer? Wer? Soru zamirimiz. Ne olabilir sizce? Hemen şuradan aklınıza geliyor. Wer bist du? Sen?
Kim öderse virgül, yan cümle yapmış arkadaşlar. Kim öderse virgül, der darf auch pfeifen. Pfeifen zaten belli fiil, sesten belli. Pfeifen. PF var arkadaşlar bakın. Pfeifen ne olabilir? Pfeifen. O yapılan fiil ne? Çalmak. Çalmak. Kim yaparsa ıslık çalar diyor. Üfürmek. Sonra ne olabilir? Flüt, evet, çalmak. Evet, kim öderse der darf auch pfeifen. O ne yapabilir arkadaşlar? Çalabilir, üfürebilir. Öttürmek hadi, öttürmek. Bu da güzel bir filmimiz. Öttürmek. O öttürebilir arkadaşlar, daha güzel oldu. Darf arkadaşlar, modern fiilimiz. On biler bilir. Dürfen fiilinden geliyor. Modern fiil, izinli olmak anlamını veriyor. Onu yapmaya, yapabilir yani. Türkçe ek fiilimiz ebilmek, öttürebilir yani anlamı veriyor. Çok güzel. Evet, kim okuyor? Kısa bir şey seçtim bu sefer. Eines Tages als der Hotscha im Begriff war zum Markt zu reiten, umringten ihn die Kinder und bestürmten ihn. Hotscha kauf uns eine Trillerpfeife. Çok güzel. Hotscha kauf uns eine Trillerpfeife. Evet. Eines Tages. Günlerden bir gün diyor yani. In one day. İngilizce. Hikayelerde, romanlarda böyle başlar. In one day. Bir gün diyor yani. Bir günde, günlerden bir günde. Als der Hotscha im Begriff war. Hazırlanırken hoca diyor. Im Begriff. Atılım, hazırlık anlamı veriyor. Zum Markt zu reiten. Evet. Nereye gidiyormuş şey hocamız? Zum Markt. Markete. Hı-hı. Ama zu reiten diyor arkadaşlar. Dün gördük reiten tekerlemelerde. Reiten. Binmek. Hı-hı. Kime? Eşeğe. Hadi de biz ona ata binmek diyelim. Hadi eşeğe binmek. Bir vasıtaya yani bir arkadaşlar araca binmek. Ama bu araç tabii ki de dört ayaklı bir canlı oluyor. Hayvana binmek arkadaşlar oluyor. Evet. Zum Markt. Yine bakın arkadaşlar. Edatımız su. Edatımız Markt. Yönelme var burada. Yani markette oluyor. Tabii ki de artikeli der. Yönelmede ne yapıyorduk? Su diyeyim var. E hali olmuş. Derin e hali. Dem. Dem. Ve kısaltmış tabii ki de. Su deyim yazdın arkadaşlar. Buradaki şeyi atmış. M'yi buraya atarak. Zum. Zum Markt yapmış. Markete giderken. Umringten. Umringten ihn die Kinder und bestürmten ihn. Çocuklar ne yapıyor hocanın? Etrafını çeviriyor. Evet, çok güzel. Ringen arkadaşlar. Çevirmek. Evet, ringen nereden geliyor sizce bakın? Çok güzel bir fiil bu. Ring. Ring dediğimizde aklımıza ne geliyor? Ring, ring, ring. İngilizce yüzük. Yüzük mü? Yüzük değil. Yüzük de olur ama bir spor dalı var. Spor dalı. Ring. Mi? Boks mu? Evet. Çok güzel. Böyle boks sahasının şeyi var ya. Böyle. Arkadaşlar. O şeyden de geliyor. Yüzükten de olabilir. Çok şey var yani. Genelde ring dediğimizde hep bir etrafı bir şey arkadaşlar. Aklımıza bir nasıl diyeyim şekil geliyor yani öyle. Oradan da o kelimeyi arkadaşlar ne yapmışlar? Umringen. Um da ne demek? Evet. Buradan da ne? Etrafını arkadaşlar. Çevresini, etrafını anlamını veriyor. Çeviriyorlar çocuklar. Kimler? Dikinde.
the kids. Çocuklar. Und bestimmten in. Bestimmten in de arkadaşlar. Bestimmten de işte böyle çocuklar çevir etrafını, sonra sanki dans eder gibi böyle etrafında şey yaparlar, böyle dönerler. Ve ona bir şey söylerler tarzı anlam kapmış bu fiilimiz. Çok kullanılmaz. Hoca, kauf uns eine Trillenpfeife. Hoca, kauf uns eine Trillenpfeife tarzı böyle çocuksu bir hareket arkadaşlar. Tekerleme gibi tekrar ederler. Hoca, kauf, kaufen fiilini emir gibi yapmış. Kauf. Kaufen neydi? Satın almak. Evet, to buy. Satın almak. Satın al. Al diyor. Uns dedi arkadaşlar. Bize. Our İngilizce. Eine Trillerpfeife. Trillerpfeife de yani ıslıklı şey. Flüt tarzı bir şey. O kamıştan yapılan galiba. Çocukken de yapıyorduk. Bir düdük arkadaşlar. Aynı şeyi cümleyi tekrar etmiş. Harika. Bunu öğrendik. Evet. Tabii ki aynıs derkinde dem hoca geldi. O bir ensartik fraktı. Hoca bu dest dumir bitti. Aynı tralla fayfı mit bringen. Del hoca umdikinde nicht so kranken saktı zu allen. Ya gut mache ich. Mache ich. Mache ich. Çok güzel Berkay. Abends aber bei der Eichem vom Markt standen die Kinder am Wegrand und warteten auf den Hotscham. Diese so eine Pfeife her vor uns reichte sie dem Jungen, der ihm das Geld mitgegeben hatte, als nun die anderen Schreinen Hotschau sind dann unsere Trille nasıl okunuyordu hocam? Trilla Pfeife. Trilla Pfeife'n çoğul yapmış. Trilla Pfeife'n Fertste eğer yakında so ist das nun einmal veya Bezaf der darf auch pfeifen. Çok güzel. Harika. Dabei gab eines der Kinder dem Hoca Geld. Evet. Bu cümleyi hiç şey yapmadan arkadaşlar. Kinti biliyoruz sadece çocuk. Evet bir saniye. Tek bir kelimeyle bunu çözeriz. Geld. Geld kelimesini bilince bu cümle çözülür. Neydi geld? Para. Yes, para. Ne demek istiyor yani? Çocuk ve para ikisi kelimeyi birleştirince. Hocaya geldi, para verdi. Zuhur. Çocuklardan bir tanesi hocaya evet, para verdi. Çok güzel. O an, daha bay arkadaşlar. O anda, hoca durdu işte, çocuklar etrafını şey yaptı. O anda, gab arkadaşlar, nereden geliyor? Geben fiilimizin neyi? Geçmiş zamanı tabii ki de. İngilizceye dönüyoruz. To give. Çok benziyor gerçekten. İkisi ondan evet. Sıkıntı. Evet. Ne veriyormuş? Eines der Kinder. Kim? Bir çocuk. Çocuklardan birisi diyor. Dem hoca kime? Bakın arkadaşlar. Bu fiili kullandığımız için yani geben birazdan bunu göreceğiz. Vermek fiili. Türkçe bakıyoruz. Kime veriyoruz? Hoca. Hoca değil. Hocayı. Hocanın değil. Hocaya diyoruz arkadaşlar. Bir yönelme var. Çünkü vermek fiilini kullanırsak o zaman ne yapıyoruz? İsmimizi E haline çekmemiz lazım. Bakıyoruz. Hoca.
dem hoca. Artikeli der de hocanın. Ne oldu e hali? Dem hoca. Dem. Yani evet. Hocaya oluyor arkadaşlar. Hocaya veriyor çocuklardan birisi. Neyi? Geld. Das Geld. Artikeli. Parayı dedi. Wobei es artig fragte. Soruyor. Tek bunu bilsek yeter. Soruyor o çocuk. Hoca, würdest du mir bitte eine Trillerpfeife mitbringen? Evet. Ne diyor? Mitbringen. Eskisiyle beraber getirir misin diyor herhalde. Evet. O da olur diyor. Dur bakalım diyor. Diyecek mi? Evet. Şuradan çözebiliriz. Bring arkadaşlar. İngilizce aynısı. Bring. Evet. Mitbringen ise beraberinde getirmek. Bringen getirmek. Mitbringen. Mit neydi? Dün söylemiştim ben bunu. Mit. İle with. Evet. İle beraber birlikte. Beraberinde getirir misin? Ne? Würdest du? Yapar mısın diyor yani bunu. Du, sen. Hocaya diyor. Mir. Bakın yine arkadaşlar. Mitbringen'i kullandığımız için getirmek. Kime getiriyoruz? Sorumuz direkt bakın kime. Getiriyorsun. Bana, sana, ona. Hemen E haline çekemiyoruz arkadaşlar. Burada kişiyi bakın arkadaşlar. Ben getirmek olmuyor. Bana getirmek oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı birazdan göreceğiz. Şimdiden söyleyeyim. Ich, ben, mich, beni, mir. Bana arkadaşlar. Ich, ben kisemlerimizin E hali diyoruz biz buna. Kisemlerimizin tabii çekimleniyor arkadaşlar kisemleri de. Onun E halini kullanmış burada diyoruz. Der Hoca. Kim? Hoca. Die Kinder nicht zu kränken, sagte zu allen. Tabii ki de hoca. Çocukları ne yapmamak için? Arkadaşlar üzmemek için. Nereden yapmış bunu? 9'lar şey 11'ler bilir. Krank. Neydi krank? İl İngilizce. Küstürmek. Ay küstürmek. Krank. İsimden arkadaşlar fiil yapmış. Hasta olma. Hasta demek arkadaşlar. Kränken de arkadaşlar. Onun bir şeklini değiştirmiş hali. Arkadaşlar işte onları üzmemek, onları şey yapmamak için. Sagte zu allen. Ne diyor burada? All. All. Sagen. Sagen neydi? Yine söylemiştik. Her şey. Evet, her şey değil. Onlar çocuklar bir şey değil arkadaşlar. Ne? Hepsi. Evet, hepsi. Herkes. Herkese ne yapıyor arkadaşlar? Söylüyormuş. Ya, gut, mache ich. Ne diyor? Evet, iyi yapacağım. Harika bir çeviri. Evet. Evet, iyi yaparım diyor. Harika. Abends, aber. Abends. Abends. In the evening. Gece, ay, akşam. Akşamleyin ama, aber, but. Bei der Heimkehr vom Markt. Heimkehr arkadaşlar. Heim. Dönerken. Eve dönüşte. Heim ve Gast. Bu kelimeyi bilelim lütfen. İngilizce zaten. Gast, ghost. Misafir demek. Heim, home. Ev sahibi. Ya da memleket. Heim denir memlekete yine. Ev, memleket, ikamet ettiğin yer. Hepsine oluyor arkadaşlar bu. Heim kehr da arkadaşlar. Kehren fiilimiz. O ikisi birleşmiş yani onu demeye çalışıyorum. Kehren de dönmek, dönüş anlamı veren bir fiil. İkisi birlikte. Eve dönüşte. Nereden? Marketten arkadaşlar. Standen. Bakın. Stehen fiilimiz neydi? Stehen. Onbiller. Durmak. Standen. Duruyorlar. Durdular. Kim? Die Kinder am Weg. Evet. Wegrand. Weg. It's a way. Way. Yol. Evet. Rand arkadaşlar. Yöntem. Yok. Rand. Kenar. Kenar demek. Evet. Rand. Yol kenarında çocuklar durdular. Und warteten auf den Hoca.
warten. İngilizce. Projeyi bekliyorlar. Evet. Waiting. Wait, waiting. Ne olmuş? Warteten. Geçmiş zaman bekliyorlardı. Bakın ne yapmış burada? Auf den hoca. Aufil şeyini editörü kullanmış arkadaşlar. Üstünde demek ama burada farklı bir anlam katıyor cümleye. Tabii ki de bekliyoruz. Beklemek fiilini kullandığımız için ismi ne yapıyormuşuz? İsmi i haline çekiniyoruz arkadaşlar. Hoca artikeli derdi. Auf den oldu arkadaşlar. Hocayı bekliyor çünkü. Hoca, hocaya, hocanın beklemiyor. Kimi? Hocayı bekliyorlar. Beklemek fiilini kullanıyorsak o zaman isimlerimizi i haline çekiniyormuşuz. Türkçe'de de öyle, Almanca'da da öyle diyoruz. Dieser zog eine Pfeife hervor. Dieser dediği kişi, yani İngilizce this diyor arkadaşlar. Şu, bu işaret zamiri. Hocadan bahsediyor. Zog, ziehen. Ziehen neydi? Onbeler bilir. Anziehen. Yes. Ne aynı mı? Değil. Ayrı mı? Ziehen. Ben bunu ikisini ayırırken söylemiştim. İkisinin adı nedir? Ayrı anlamını söylemiştim. Ziehen. Hatırlamıyorum hocam. Nasıl örnek verelim? İngilizce de bilmiyorum ben. Taşımak mıydı? Öyle bir şey galiba. Hayır. Çekmek anlamını veriyor. Çekmek, çıkarmak anlamını katıyor. Ziehen sadece. Çıkarıyor. Geçmiş zamanı kullanmış. Soğuk. Ziehen düzensiz olduğu için soğuk. Geçmiş zaman da düzensiz. Ziehen'den soğuk olmuş. Çıkartıyor. Eine Pfeife. Bir düdük. Hervor. Önlerine diyor. Und reichte sie dem Jungen. Reichen. Ne acaba reichen? Çıkarttı ve çocuğa dem Jungen. Çocuğa dem. Verdi. Jungen arkadaşlar. Uzatmak. Uzatmak. Hı-hı. Uzatmak derken elini uzatmak tarzı yani. O uzatmak değil. Uzatmak, ona doğru yönelmek anlamı veriyor. Kime? Çocuğa. Yine bakın. Reichen fiilini kullandık. Evet. Ne yaptık yine? İsmi E haline çekemedik. İsmimizi. Der ihm das Geld mitgegeben hatte. Hangi çocuğa? İm. Ona. Kime? Hangi çocuğa? Das Geld mitgegeben hatte. Mitgegeben. Parayı veren. Evet. Parayı veren. Evet. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Mitbringen. Mitgeben. İkisi de mitle başlıyor. Mitbringen, beraberinde getirmek. Mitgeben, beraberinde vermek anlamı veriyor arkadaşlar. Diyoruz. Parayı veren çocuğa uzatıyor. Pfeife'yi, die Pfeife, düdüğü. Als nun die anderen schrien. Als nun, o anda. Andere biliyoruz zaten dünden. Andere, another kids. Başka çocuk. Diğer çocuklar. Diğer. Evet. Ne yapıyor çocuklar birisine verirse? Şriyen. Şriyen. Ne yapar çocuklar? Kusuyorlar. Üzülüyorlar. Mesela 10 tane çocuktan birisine verirsen düdüğü, öbür çocuklar ne yapar? Öyle bakmaz yani değil mi? Bağırır. Şriyen. Şriyen. Yani bağırırlar arkadaşlar, çağırırlar. Hoca, hoca, wo sind denn unsere Trillenpfeifen? Ne derler? Bizim ıslıklarımız nerede? Düdüklerimiz nerede? Evet, bizim ıslıklarımız nerede? Düdüklerimiz nerede diyor. Den arkadaşlar, yine bakın burada. Den fiilimiz, pardon. Den ne olabilir? Zarftır herhalde. Zarfımız arkadaşlar. Cümleyi daha da baskılı yapıyor. Hoca, hoca, bizim düdüklerimiz nereler, nerededir tarzı bir kat, anlam katıyor arkadaşlar. Unsere, bizim düdüklerimiz. Versetze er, hemen cevap verir diyor. Ja, Kinder. Evet, çocuklar. So ist das nun einmal. Bu böyledir. Wer bezahlt, der darf auch pfeifen. Başlığımız. Ne derse, yes. Düdük alır. Muazzam. Parayı kim veren düdüğü çalın.
Evet. Para veren düdüğü çalar. Harika. Evet. Yine geldik tekerlemelere. Bu sefer az ama etkili tekerlemeler seçtim arkadaşlar. Diyoruz. Hani şunun ikisi. Hepsi Z ile başlayan kelimeler. Burada hepsi F ile başlayan kelimeler arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. İlkinden aynı cümle devir yazılmış sadece. Ne demek istiyor acaba? Eisen, Essen, Nessen, Nicht. Nessen, Essen, Eisen, Nicht diyor arkadaşlar. Burada Eisen ne olabilir arkadaşlar? Eisen. Eisen. It's a donkey. Donkey. Teşekkürler. Evet, eşek. Eşekler ne yemezmiş arkadaşlar? Hmm, ısırgan otuymuş. Isırgan otu yemezlermiş. Isırgan otunu eşekler yemez diyor. Evet, kim okuyor? Bir dakika kaldı, kapanabilir. Başlayayım mı hocam? Başla. Zeynep. Kim? İlk söyledi. Tamam. Esen, esen, nesen, nişt. Nesen, esen, ezen, nişt. Lupa. Berkay. Ezen, esen, nesen, nişt. Nesen, esen, ezen, nişt. Çok güzel. Harika. Suka'ya çok güzel söyledi. Bir daha söyler misin diye. Suka. Suka. Harika. Burada arkadaşlar hey yutuyoruz. Sein. Yutuyoruz. Zahme. Ziegen. İ-E var. Uzatıyoruz. Zogen. Yuttuk. Sein. Zentner. Zucker. Zum. So. Çok güzel. 10 tane evcil keçi 10 kiloluk şekeri hayvanat bahçesine çekiyorlarmış arkadaşlar diyor. Evet. Geçtik H sesine. Nachbars Hund heißt Kunterbunt. Kunterbunt heißt Nachbarshund. Nachbarshund heißt Kunterbunt. Kunterbunt heißt Nachbarshund. Harika. Nachbar. Nachbar. Nekbar. Neydi Nekbar? Nekbar, Nekbar. My Nekbar. Ne? Ne dedin? Ne yapıyorum ki? Nekbar. Bizim evimizin karşındaki kişi ne oluyor bizim? Nekbamız oluyor. Komşu. Evet. Komşunun hund. Evet. Hund. Köpek. Köpeği. Heist. Kunterbunt. Adı Kunterbunt. Kunterbunt. Tam tersi. Kunterbunt komşumuzun köpeğinin adı. Harika. Evet. Zeynep okuyor. Nachbarshund heißt Hunterbunt, Hunterbunt heißt Nachbarhund. Nachbarshund heißt Kunterbunt, Kunterbunt heißt Nachbarshund. Harika. Berkay? Nachbarshund heißt Kunterbunt, Kunterbunt heißt Nachbarshund. Evet, dersimize sonundan katılan Hediye. Hocam, hocam. Başka bir dersin var da şimdi... Sıkıntı yok. Sen en baştan oku. Hepsini oku şey Hediye. Birinci, ikinci, üçüncüyü oku yani. Tamam. Ezel, esen, nezel... Yok pardon. Doğru, esel, doğru mu? Hı. Tekrar başla. Ezel, ezen, nezel, nicht. Nezel, esen, esel, nicht. Çok güzel. Sein, Same, Siegen, Sogen, Sein, Sentea, Sukea, Sumtsu. Evet. Sentna. Sentnea. Sentna. Hı-hı. Üçüncüsü. Nabear, Hund heißt Kunterbunt, Kunterbunt heißt Nabarshund. Harika. Evet. En sona geldik. Wenn fliegen hinter fliegen 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 hinter fliegen her. Ne demek istemiş arkadaşlar burada? Yani isim olarak uçmak.
Evet. Evet. İsim olarak fliegen, uçan, uçuş demiş arkadaşlar. Ama galiba benim tahminim bu bir hayvan. Sonra fiil olarak şey var arkadaşlar. Uçmak fiilimiz var. Yine isim olarak fliegen var. Evet. İkisi birbirine karışmıyor tabii ki de. Büyük yazılan isimdir, küçük yazılan fiildir. Fliegen dediği arkadaşlar sivrisinek ya da sinek ya da bir böcek, uçan bir böcek yani hayvan. When dedi arkadaşlar İngilizce bildiğimiz when, eğer. Eğer sivrisinekler hinter fliegen, sivrisineklerin arkasında uçarlarsa, fliegen, fliegen, uçarlar, uçuyorlar, sivrisinekler hinter fliegen her, sivrisineklerin arkasında demek istemiş. Evet, harika. Zeynep. Tamam hocam. Ben fliegen, hinter fliegen, 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 hinter fliegen her. Çok güzelmiş ya. Evet. Çok en hoşuma giden şeylerden birisi buydu. Adı nedir? Kolay ve nasıl diyeyim? Etkili telaffuzlardan. En az. When fliegen, hinta fliegen, 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 hinta fliegen he. Çok güzel. When fliegen, hinta fliegen, 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 hinta fliegen he. Çok güzel. Hezze, şey hediye. Ben fliegen hinter fliegen 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 hinter fliegen he. Ben di artikel koyarsak iş bitti zaten. Ben di fliegen hinter di fliegen fliegen aynısı zaten. Artikel koyunca iş bitiyor. Ama burada zaten amaç şey yapmak, hızlı söylemek olduğu için artikelleri yok etmiş. Yapabilir tabii ki de. Yani ismi belirsiz yaptığında zaten artikel gidiyor arkadaşlar. Onlarla da sıkıntı yok. Evet. Geçtik bunu da. Harikaydı. Ve geçen de yaptık zaten. Herhangi bir şey yok burada. Tanıtma kendini. Basit. Deminden beri yaptığımız zaten konular. Bunu geçtim, bunu da geçtim. Diyalog zaten zıpır konuşuyoruz artık. Evet, bunu da görmüştük zaten. Dokuzlar bunu çok iyi biliyor, yapıyor. Hele şey, adı nedir? İkra. Zeus'la her şeyi bitiriyor İkra. Her şeye Zeus diyor. Soldakiler selamlaşma, sağdakiler vedalaşma kalıpları. Yörelere göre Almanya'daki değişiyor demiştik arkadaşlar. Mesela en güzel Almanca Orta Almanya'da, Frankfurt civarlarında. Hessen dediğimiz bölgede konuşuluyor. Guten Tag, bizim bildiğimiz Guten Tag. Yine aynı vedalaşma Tschüss. Kuzeye gittiğimizde selamlaşma Moin oluyor. Batıya gittiğimizde Tag, Guten Tag, Gude. Fransızcaya kayıyor biraz. Sağa gittik Tagchen, Guten Tag, Polonyaca. Hangi dil dedi burada? Lehçe, evet Lehistan. Lehçe konuşuluyor arkadaşlar Polonya'da. Ona kaymış. Ve en altta tabii ki de bu bayan arkadaşlar. Zaten apayrı bir ülke sanki Almanya'da, öyle diyeyim. Onlarda başka bir şey vardır. Adı nedir? Kültürü vardır bayende arkadaşlar. Eski bir kültürü, öyle diyeyim artık. Hala da değişmeyen bir kültürleri vardır. Ondan dolayı Zeus eski dilde, Latince'de ne kullanılıyor. Ve Baden-Württemberg eyaletinde arkadaşlar Grüß Gott. Burada arkadaşlar daha da muhafazakar diyelim. Grüß Gott. Grüß, grüßen, selamlamak, Gott, Allah demek. Selamlıyorum. Selamünaleyküm diyor yani kısacası. Vedalaşmaya geldik. Yine aynı mantık. Ortada demiştik Tschüss, bizim bildiğimiz. Yine bayende arkadaşlar Zeus diyebiliriz her şeye. Vedalaşma, selamlaşma. Yine Fransa sınırı adieu. Tschüss, bilmem ne, ciao. Tschüss kes, bilmem ne. Hiçbirini, hepsini yapmaya gerek yok. Sadece en çok kullanılanı söylüyorum. Tschüss en çok kullanılan bir numara. Ardından Mach's gut. %40. Ciao. %60. 70 kullanılır. Her zaman. Bunları hepsi, bunlar üçü yani sadece. Öyle diyeyim. Şunun üçü. Arkadaşlar. Ciao da. Batıda kullanılır burada. En çok kullanılır. Öbür ülkeni boş verin yani. Hiç kullanılmaz diyeyim bari. Evet. Geldim asıl konuma arkadaşlar. Biraz önce şey yapmıştım. Kişi zamirlerimiz.
Gördüğünüz gibi çok önemli. Ich du, er, sie, es, wir, ihr, sie demiştik. Ben, sen, o, tekiller. Biz, siz, onlar ve nazik zihnimiz arkadaşlar. Çoğul kişilerimiz. Gördüğünüz nazik. Gibi, şuraları yanlışla yapmışım. Eski daha bilgi düzeltmemişim. Ne diyoruz? Artikeli der ise er, di ise zi, das ise arkadaşlar es kullanıyoruz. Bu kadar basit demiştik. Mesela der Mann adam, die Frau en çok verdiğim örneklerden kadın ve das Kind diyoruz arkadaşlar. Çocuk. Evet. Der Mann ist alt. Adam yaşlıdır. Die Frau ist jung. Kadın gençtir. Das Kind ist klein. Çocuk küçüktür. Dedik. Ve ben bunu adam, kadın, çocuk demek istemiyorum. Yani onları nasıl diyeyim belirsiz yapmak istiyorum. Ne yapıyorum onun dolayı onları? Kişi zamirleriyle kullanıyorum arkadaşlar. Adam yerine er. Zaten artık elinde belli arkadaşlar. Er ist alt. O yaşlıdır. Die Frau, sie ist jung. O gençtir. Das Kind, es ist klein. O küçüktür diyoruz arkadaşlar. Peki bu kişi zamirleri genellikle arkadaşlar nerede kullanılır? Ne zaman kullanılır? Hemen söyleyelim. Bir paragraf düşünün. Mesela mesela diyelim ki Ahmet. Ahmet ist doktor. Ahmet doktordur. Nokta. Ben cümleme bir kişiyi özel isimle başladım arkadaşlar. Onu tanıttım. Ahmet'in Ahmet olduğunu ve doktor olduğunu biliyoruz. Ardından Ahmet hakkında bir şeyler bahsedeceğim de arkadaşlar. Tekrar Ahmet şöyledir. Ahmet şöyledir. Ahmet şöyledir demeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Ea. Erkek olduğu için, artık eder olduğu için. Mesela Fatma deseydim o zaman ne diyecektik? Fatma ist. Evet. Fatma ist Arzt. Yine Ärztin pardon. Ärztin. O zaman sie ist 25 Jahre alt, 25 Jahre alt. Ya da Ahmet ist Doktor, Ahmet doktordur. Er ist 30 Jahre alt gibi. Arkadaşlar, ilk önce paragraf cümlemize başladığımızda ilk önce o kişiyi tanıtırız. O ne, gerçek kişiyi, özel kişiyi tanıtırız. Noktayı koyduktan sonra diğer cümlelerde arkadaşlar tekrar aynı ismi, özel ismi söylemeye gerek kalmadan zaten yine ondan bahsedeceğimiz arkadaşlar anlıyoruz zaten. Kişi zamirlerimizi kullanarak cümlemizi daha kısa ve olumlu bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Devam ettirebiliriz yani diyoruz arkadaşlar. Ama ben cümleme mesela er ist bilmem 16 yaşında mesela. O 16 yaşında. Dedim de ben er o kim olduğunu tanımam, bilmem. Ondan dolayı ne yapıyoruz? İlk önce kişiyi tanıtıyoruz. Ardından kişi, o kısımlarından birisini hangisine aitse artık onu kullanıyoruz diyoruz arkadaşlar. Peki bunlar hepsi yalın tabii ki de şu an. Gördüğünüz gibi bakın tabloya baktığımızda şu tablonun yatay hali. Öyle diyeyim size. Yatay hali. Ben burada bakın yine Almanca, Latince şekilde Almanca singula, plural, tekil, çoğul yaptım. Birinci, ikinci, üçüncü tekilimiz ben, sen, o. Birinci, ikinci, üçüncü çoğulumuz biz, siz, onlar ve nazik zi arkadaşlar diyoruz. Peki bizim fiillerimizi çekemedik biz. Fiil çekimi yaptık, isim çekimi yaptık, on birlerle sıfat çekimi bile yaptık arkadaşlar. Ve kişi zamiri çekimi de var tabii ki de. Yani bundan sonraki slide'da göreceğiz zaten. Türkçe'de de var. Ben, beni bana, sen seni sana, o, onu ona. O, onu ona. Tabii ki de o'nun kişi zamiri üçten olduğu için Almanca'da arkadaşlar değişiyor. Peki nasıl değişiyor? Sisteme baktığımızda arkadaşlar şöyle bir hemen yapıyorum. Der, die, das. Ben neden hep bu der, die, das'ları bu erziyese empoze ediyorum? Çünkü arasında bir bağlantı var. Çekimlerde bile bağlantı var.
Der de i halinde, i halinde sadece der değişir demiştik. Dikkat edin arkadaşlar, kisamemize bakın, sadece er değişiyor. E haline geçtiğinde bakın arkadaşlar, e halinde bütün artikellerin çekimi değişirdi. Dikkat edin, bütün hepsi değişiyor ve der ve das'ın, yani er ve es'in e hali bakın aynı. Gördüğünüz gibi. Zaten şeyin de aynıydı. Der das'ın e hali dem'di arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradaki m buraya geliyor bakın. Bana derken arkadaşlar. Pardon, ona. O buydu. Yanlış oldu. Ona derken im. Şeyde de adı nedir? Dinin de e hali derdi. Oradaki r de buraya gelmiş. İ'ye diyoruz arkadaşlar. Bunları neden çizdim? İn hallerini. Çünkü kullanmıyoruz. Bu in halleri zaten ne oluyor arkadaşlar? Bizim iyilik zamiri dediğimiz benim, senin, onun oluyor arkadaşlar. Almanca'da bunlar kullanılmıyor. Kullanılıyor ama burada kullanılmıyor, öyle diyeyim artık. Çünkü ben, beni, bana, benim oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar ama biz iyilik zamiri diyoruz. Kişi zamirinden bir ayrı bir konu. Bunları biliyoruz zaten. Mein, dein, sein. Bir de iyi vardı. Evet. Bu konu böyle arkadaşlar. Şey göstermemiştim. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Adı nedir? Dokuzlar. Biz, siz, onlar kisamelerimizin neyi? İ ve E halleri. Biz arkadaşlar, bizi. Uns, bize, uns. Aynı kalıyor. İ ve E hali aynı kalıyor. İye, euch. İye, euch oluyor arkadaşlar. Yine o da aynı kalıyor. Biz, bizi, bize. Siz, sizi, size oluyor. Tabii ki de onlar, onları, onlara oluyor arkadaşlar. Ya da nazik sizi, siz, sizi, sizlere oluyor. Gördüğünüz gibi. Ama şu yanlış olmuş. Şu küçük yazılacak. Şu küçük iyi olacak. Büyük olacak diyoruz. Zizi, iğnin. Evet. Bunun çekimleri de böyle arkadaşlar. Peki biz bunu niye gördük? Hemen geçiyorum. Evet. Biraz önce metinde de vardı arkadaşlar. Fiilleri, kullandığımız fiillere göre arkadaşlar ne yapıyoruz? Kişi ya da nesne çekimleri değişiyor. Mesela. Bakın buradan ayırdım. Şurası i, burası e hali diyoruz. Şuraya bir şey yapmayalım, bakmayalım. Yani bunu yok edeyim. Tak. Evet. Sehen. Sehen, görmek. To see diyoruz arkadaşlar. Ve ismini ne yapıyoruz arkadaşlar? Küçüde ne diyor mesela? Ben seni görüyorum. Kimi? Seni. Sana demiyoruz değil mi? Seni görüyorum. Yani ben zihni kullandığımda ne yapıyorum arkadaşlar? İsmi i haline çekimlendiriyorum. Oluyor. Ya da fegesen. Unutmak. Kimi? Sana unutmak demiyoruz. Seni unutmak. Ben seni unuttum. Unutuyorum. Unuttum. Unutmadım tarzı. Seni diyoruz arkadaşlar. Ya da herhangi bir nesne. Bu, ben sadece kişi zamirlerini kullandım burada, iyi hallerini. Yani farklı nesneler de kullanabiliriz burada. Sadece görmek amaçlı. Schreiben, yazmak. Ben seni yazıyorum. Olmaz. Olabilir, mantıklı ama. Aslında sana yazıyorum arkadaşlar. Oluyor diyoruz. Ama burada örnek olarak da ben seni yazıyorum tarzı cümle kurabiliriz. Türkçe'de rufen, aramak. Telefonla, herhangi bir aygıtla. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine iyi hali. Ich rufe dich. Ben sana arıyorum değil, seni arıyorum oluyor. Aynı mantıkta e haline geldiğimizde danken, teşekkür etmek. Ich danke, seni teşekkür ediyorum değil, sana diye oluyor arkadaşlar. Bana, sana, ona teşekkür ediyorum. Glauben, inanmak. Kime? İye, ona, bize, size, e halinde. Helfen, yardım etmek. Ich helfe ihm, ona yardım ediyorum. Ya da befehle, emretmek. Kime? Sana, bana, ona. Evet, bu fiillerin aradaki farkı görmek için arkadaşlar örnek cümleler kurabiliriz şu an. Mesela ben sadece burada kişi zamirlerin halleriyle şey yaptım. Beni, seni falan, bana, sana kullandım. Ekstra başka bir kişi ya da nesne kullanabiliriz arkadaşlar burada. Mesela hemen biz zihinle kurabiliriz mesela. Görmek fiili. Türkçe söylesem mesela ben görüyorum kimi diye sorum, zaten soru soruluyor zaten direkt cümle fiile. Kimi görüyoruz? Evet, ben Deniz'i görüyorum desem mesela.
11'lere? Nasıl bir cevap gelir benden 11'lerde? Söyleyeyim mi? Söyle. Deniz isim mi yoksa o bildiğimiz deniz mi? Bence. İsim olarak mı? İsim olarak o zaman. Evet. İş Zehe. Zehe. İbadu İ. R ile olan. Yok. İsim derken o şey isim. Nesne olan isim. Yani isim o yüzden mi olabilir? Çünkü yani iye de olur. Deniz de, yani gerçek isim de iye doğru. Ama denizi görüyorum. Neydi o deniz? Zaman iyi halde çekinleyeceğiz. Yes. Harika. Ben denizin artık en bilmiyorum hocam. İki tane var zaten. İki denizimiz vardı. İkisinden birisini seçebilirsin. Değil. Yani evet diyecektim şimdi. Ya da öyle Denzi diyebiliriz. İsteği Dasmeya Denzi ikisi olur arkadaşlar diyebiliriz. Harika. Vergessen unutmak. Neyi unuttum? Çok güzel bak. Aklıma harika bir şey geldi. Cümle geldi. Ödevlerimi unuttum. Ardından sonra yapmak filmi de söyleyeceğiz. Önce ödevlerimi unuttum diyelim bir. Benim ödevlerimi ama. Nasıl deriz? Dokuzlarda yapar bunu bence. Unutma. Neydi? Yukarıda yazıyor. Ver. Fia. Guess. Guess. Se. Guess. Evet. Ben unutuyorum. Neyimi? House of God. Benim? Mine. Evet. Artikeli D. Mine. House of Gabe. Ödevimi abi. Unutuyorum ben. Evet. Çok güzel bir cümle oldu bu. Harika. Schreiben. Bunu geçiyorum. Bu saçma olmuş. Neden ben buraya koydum bunu? Sizi Schreiben Sie. Ha. Ona yazıyorum. Onu yazıyorum. Onu yazıyorum. Olabilir. Herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Olabilir. Yazıyorum. Neyi yazıyorum ben? Ödevlerimi yazıyorum. Hadi bakalım. Çok basit. Sadece ich schreibe meine Hausaufgabe. Evet. Meine Hausaufgabe. Harika. Rufen. Bu çok güzel olur. Kimi arıyoruz? Arkadaşım. Mesela arkadaşımı, dedemi ya da dedemi arıyorum. Dedem. Ya da o diyelim. O dedesini arıyor. Nasıl olur? Çok basit bir kelime bu dede tabii ki de. Üç harfli. O mu? O. Ea. Evet. Ea. Kimi nasıl olur? Rufen. Ruft. Ruft. Harika. Kimi? Dedem. Opa. Ama dedesini derken onun dedesi diyeceğiz. Evet. Erkek olduğuna göre. Seinen Gross. Evet. Sein. Onun demek. Onun dedesini arkadaşlar. Der opa. E hali den. Sondaki en buraya geliyor. Seinen opa oluyor arkadaşlar. Diyoruz. Ruf seinen opa. Dedesini arıyor o. Dedik. Harika. E haline geçiyoruz. Çok güzel cümleler. Olur bundan. Ich danke. Teşekkür ediyorum. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ya da biz olur mu? Yapabilir miyiz? Yaparız. Ne yapalım? Biraz önce gördük zaten. Biz arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel olur gerçekten. Biz neydi biz? Wir. Çok güzel. Wir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Danken. Danken. Biz danken. Evet.
Biz ve onlar. Evet. Biz ve onlar kısımda neydi? Fiilimizin yalın hali çekimimizdi arkadaşlar. Yani çekimimiz fiilimizin yalın haliydi diyoruz. Wir danken. Biz teşekkür ediyoruz. Şuraya geçeyim. Arkadaş neydi? Freund. Freund. Erkek kız fark ediyor arkadaşlar. Freund. Erkek arkadaş. Freundin. Kız arkadaş. Kız arkadaş. Şu an kız olsun bakalım be. Kız olduğuna göre... Evet. Kız olduğuna göre değişmiyor. Bizde değişmiyor. O olsaydı değişirdi arkadaşlar çekimi. Ama değişmiyor. Bizim arkadaşlar unser. Nereden geliyor? Uns. Biraz önce görmüştük. Bizi. Sonuna er, unser. Bizim oluyor arkadaşlar. Çekimi nasıl olur sizce? E haline çekimleyeceğiz. Ve Freundin. Unserim. Unserim. Ne eklenecek yani? Artık yine dikkat edin. Freundin. Das. Freundin. Arkadaşı, pardon. Die. Die, çok güzel. Kız bu arkadaş. Kız arkadaş. Kız dediğimize göre. Die tabii ki de. Die'nin E hali ne? Die der oluyor. Super. Ne yapıyoruz? Son iki harfini yapıştır. Şey yok mu? Die danken unserer Freundin. Harikasınız. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz biz. Dedik. Ardından glauben, harika bir to believe arkadaşlar. Bir evet fiilimiz inanmak. Kime inanıyoruz? Öğretmenimize inanıyoruz arkadaşlar. Nasıl deriz? Ya da sen ne yapalım bir de sen? Sen öğretmenine inanıyorsun. Nasıl olur? Glaubest olmaz. E'yi atalım oradan. Direkt glaubst. Glaubst. Evet. Öğretmen. Aferin size. Deinem Lehrer. Harikasınız. Lehrer. Peki. Lehrerin olsa ne olur? Kız öğretmen. Diler. Kız öğretmen evet. Deiner. Evet. Er gelecek. Deiner Lehrerin. Harikasınız. Evet. Bu kadar basit mantık arkadaşlar diyoruz. Helfen. Çok güzel. Teyzeye yardım ediyorum. Ben teyze ya da bir şey yapalım. Bir teyzeye yapalım. Bir de belirsiz olsun. Ben bir teyzeye yardım ediyorum. Çok güzel bir cümle oldu. Ben bir teyzeye yardım ediyorum. Teyzeyi biliyoruz. Ich helfe. Evet. Einer tan. Ich helfe. Ayna tante arkadaşlar. Ayna di tante. Ayna tante. Helfeni kullandık. Sonra er geldi. Derden dolayı. E hali. Harika. Ayna tante. M koydum. Meine tante. Ich helfe meine tante. Teyzeme yardım ediyorum. Oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Diyoruz. Evet. Bir fiilen. Bununla bir cümle kurmak istemiyorum. Ve dedik ki yine biraz önce dedik artikellere göre arkadaşlar kullanacağımız şeyler belli. Kısımları der, er, di, zi, das, es. Bu kadar basit. Bu da bitti. Çok önemli bir konu bu arada arkadaşlar. Bu gerçekten fiillerimize göre isim çekimleri. Yani kullandığım ne demek istiyorum? Bunu 11'de ileride daha çok göreceğiz arkadaşlar. Fiile göre cümlenin yapısı yani fiil, ondan sonra ne gelir? Nesne, kısımları, sıfat, neyse artık arkadaşlar. Onun çekimi belli oluyor. Öyle diyeyim artık. Mesela ben zehen, fegesin, şahim, rufen gibi fiiller kullandım. O zaman ne yapıyorum? Kişi zamirimizi, nesnemizi, sıfatımızı iyi haline çekimliyorum arkadaşlar. Yani kısaca cümlemin kaderini fiil belirliyor arkadaşlar diyoruz. Bu kadar aslında basit değil öğrenmek arkadaşlar. Evet.
Sein fiilimizi biliyoruz zaten. Olmak fiilimiz. Bin bis ist sind, seit sind demiştik. Herhangi bir kişinin özelliğini belirtiyoruz. İsim, yaş, biraz önce tabloda gördüğümüz şey, sayfada gördüğümüz bütün sıfatları bununla kullanıyoruz arkadaşlar. Olmak fiiliyle. Türkçedeki mantığı çeviride ne arkadaşlar? Kesme işareti dir, dur, dür, dır anlamını veren o küçük tür, tür de oluyor burada t, hep anlamını veriyor Türkçede arkadaşlar. Bu olmak fiili diyoruz. Geçtim. Fiillerimiz, şeylerimiz burada adı nedir? Sıfatlarımız traurig, angst, bilmediğimiz yok. Evet, haben fiilimiz. Haben'i kullandığımızda ismimizi hangi halde çekimliyorduk demiştik? İyi haline. Super arkadaşlar. Sahip olmak bir nesneye arkadaşlar. Biraz önce sein'le arkadaşlar isim, yaş ve sıfat. Sıfatları kullanıyorduk. Haben ise nesneleri arkadaşlar. Yani isimleri. Haben'i kullandığımızda herhangi bir isim arkadaşlar. Arkadaş, top, bisiklet, çocuk, araba gibi bir sürü ismi sahip olabiliriz arkadaşlar diyoruz. Ve ismimizi i haline çekimliyoruz. İ halinde zaten değişen sadece artikelimiz neydi? Der. Den oluyordu. Öbürküleri aynı kalıyordu demiştik. Bu da bizim için çok güzel bir avantajdı. Gördüğünüz bakın. Ball, top, aynen, bir top, en, der oldu. Belli zaten buradan. Zin, fikir demek. Idea yani. Kainen, iyi o, der oldu artikeli belli ya da Freund gibi diyoruz. Geçtim. Ve bitti arkadaşlar. Benim birinci kursum, birinci kurum böyleydi. Burada ekstra internetten buldum. Aa, bundan da çok önemli mesela. Adı nedir? W soruları. V soruları dediğimiz. 5M1K. Wo, was, where, wann. Nerede, ne zaman, kim, nasıl, neden, ne için, niçin, worüber, hangi konu hakkında, wessen, kimin, wem, kime, wohin, nereye, woher, nereden gibi soru zamirlerimiz var. Çok önemlidir gerçekten. Bunlar soru sorarken kullanılan soru zamirlerimiz diyoruz. Bunlar bizim soru zamirlerimiz arkadaşlar. Çok basit sorular sorulur. Bir de bizim diğer soru türümüz vardı. Neydi o? Dün anlatmıştım. Fiille özneyi yerleştirelim. Harika. Evet. Mısınlı musunlu sorular. Konuşuyor musun? Sen Almanca konuşuyor musun? Sen gidiyor musun hayır. Markete tarzı? Evet. Cevaplarımız da evet ve hayır. Evet. Soru.